Otasini qadrlaydigan birodarlarimizga davlatim otam mana Zamzam logotipimiz ortida juda ham chiroyli nabor taqlandi. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Sizlar chet eldan turib buyurtma berishingiz mumkin. Tagida ham xuddi shunaqa mana davlatim otam nomli jonimozi ham berilgan. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Kecha shu suhbat tugatganimizdan keyin akalarimizdan bittasi kelib shunday bir savol berib qoldi. Alloh rozi bo'lsin, diqqat bilan ishlayotgan ekan, bir qalbiga borib tushib shekilli shu savol kelibdi. Bu uka siz gapirayotgan bu gaplar bari quloq solib tursak, hayotdagi hamma mushkullarni hal qiladigan ishlar shu taqvoga borib taqalyapti. Shu sizning xulosalaringizmi yoki o'qib berganlaringiz biror bir hadisdan hujjatingiz bormi degan bir chiroyli savolni berdi. Birodarlar, bu gapirayotgan gaplar xulosa emas. Bu olimlarning gapi ham emas. Bu hadis ham emas. Bu to'g'ridan to'g'ri oyat birodarlar. Mana shaytoningga 13 ta foydani Alloh taolo mana shu Qur'onda to'g'ridan to'g'ri oyatlar bilan isbotlab qo'ygan. Mana ana shu oyatlarni adresi bilan qiziqadigan birodarlar bo'lsa, mana aytib beramiz. Bugun inshaalloh ana shu kecha o'tgan darsimizni bir qancha bir misollar bilan sharhlab berishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana aytdik. Taqvo bu Alloh taolo bandalardan talab qilgan yagona narsa. Alloh taolo bizdan rizq so'ramaydi. Bizdan bir shukr, bizdan minnatdorchilik talab qilmaydi, balki bizdan faqat ibodatni, taqvoni talab qiladi. Mana aytdik, taqvo har qanday mushkullarga yechim bo'lgan, har qanday bir muammoni yechiladigan bir yagona yo'li. Fattaqulloha va yuallimukumulloh dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlar taqvo qilinglar, men o'zim ham yo'lga o'rgataman. Faras qilaylik bir ota-ona, bir otaki kasaliyatda bolalari hali balog'atga yetmagan edi, vafot etishlari arafasida turibdi. Bolalari sag'ir qolgan. O'lib ketyapti. 4 yoki 3 kichkina bolasi ana shu beva ayol bilan qolyapti. Ota ketyapti oxirat safariga. Mushkulami? Problemami? Buni hech qanaqa tanish bilish bilan hal qilib bo'lmaydi buni. Bu ketayotgan odam hech narsa qila olmaydi bolasi uchun. Lekin farzandlarini o'zidan keyin yetim qolib, qiylanib ketishligi haqida o'ylaydigan bo'lsa, odam siqilib ketadi. Mana shu o'rinda islom nima deydi? Mana shu vafot etayotgan ota, agar tirilik davrida Allohdan taqvo qilib yashagan bo'lsa, xavotir olmasin deyilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, farzandlarini kelajagini o'ylagan ota bo'lsa, bitta narsa qilsin deyapti. U ham bo'lsa taqvo qilsin. Dalil Musa va Xizr alayhissalomlar ana shu bir-biri bilan uchrashib, Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan ilm o'rganmoqchi bo'lib so'ragan paytda, "Meni bilgan ilmimni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi" dedi. Va 3 voqea bo'ldi. Musa alayhissalom haqiqatan sabr qilmadi. Kemani teshib qo'ydi. Bir bolani o'ldirib qo'ydi va nurab yotgan devorni tikka qilib qo'ydi. Qishloqqa kirishgan edi, yotoqqa joy so'radi, yoqdi, kim javob bermadi, ovqat so'radi, hech kim bermadi. Qishloqda chiqib ketishyatib, qarasa devorni bir chek bir qishloqda chekasa bir devor nurab yotibdi. Xizr alayhissalom shunday yengilishi mardida ikkala payg'ambar devorni tikka qilib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom 3-chi marta sabr yetmadi, aytdiki, "Ha bu dedi bizga yemoqqa, yotoqqa javob bermasa, ovqat bermagan bo'lsa, ha bu devorni urib qo'ydik bu qishloq ahlini devorini. Ha haqqini talab qilmaymizmi" deganda, "Sizni sabringiz yetmagan uchinchisi shu, javobini aytaman" dedi-da, nimaga devor urganligini aytdi. Bu devor 2 yetim bolani devori edi. Devorning tagida xazina bor edi. Devor agar yana nurashlikda davom etganda xazina ochilib qolardi, bu 2 yetim bola ana shu boyligini himoya qolishiga qurb yetmas edi. Ota-onasi yaxshi odam bo'lganligi uchun deyapti Musa Xizr alayhissalom. Alloh buyurdi, devorni tikka qilib qo'ydik. Birodarlar, o'lib ketgan ota-ona bola-chaqasiga nima yordam qilishi mumkin? Hech narsa qila olmaydi. Faqat taqvo bilan o'tgan bo'lsa, o'lib ketgandan keyin bu taqvodor bandani farzandlari Allohga omonat bo'lar ekan. Payg'ambarlar devorni o'qiyar ekan birodarlar. O'lib ketayotgan odam agar taqvo qilib yashagan bo'lsa, g'am qilmay o'lsin. Agar uy so'b berib, mashina bermagan bo'lsa ham Alloh taoloning omonatida bo'ladi ular. Firi ayatilla Alloh taoloning hifz himoyasida bo'ladi bu farzandlar. Birodarlar, o'shuning uchun hadar devor choplaver, devor quravermasdan taqvo qilib ham yashab ko'raylik-da. Bizdan keyin Alloh taolo farzandlarimizni ko'chada qo'ymaydi. Mana aytdik, taqvo bu payg'ambarlarning yo'li, avliyolarning yo'li. Darslarimizni birinchisida aytdik. Alif lam mim zalikal kitob la roiba fi hudallil muttaqin. Bu kitob
takvodorlar uchun chiroq haqiqat yo'li, chiroqni yo'ldagi qorong'ulikni yoritadigan chiroq dedik. Takvodorlarga yo'l ko'rsatadi bu Qur'on dedik. Ya'ni birinchi kelayotgan oyatlarga e'tibor beraylik-da. Takvodor bo'lsang, ine Qur'on senga ta'sir qiladi, deyapti. Ine senga yo'l ko'rsatadi, deyapti. Bir oyatni bir odamga o'qib bersangiz, yig'laydi, qalbi ezilib. İkinci adam yok versen bahreye durur orada. Ne mi oldu dedim. Bu ne bana belgesi? Ana şu takva adı yok oluyor. Bana ettik takva akıllılar Allah özü ile mürget eder dedik. Fattakullaha ve yuallimukumullah. Kur'an'dan ayet buradırlar. İmam-ı Azam'da yapıp ettik. Ana şu iki birbiri yapışılıp kalıp tuğulgen. Bittesi öyle ki bittesi tırı çakalak. Allah da Allah örgat oldu. İki ağız sözü bilen hazır gündeki doktorlar acilatan mekanasından iki ağız sözü bilen acilatıp koydu buradalar. Biz takva kılıyelik. Allah'a da etkende yaşayelik de Uhud günü Müslümanlardan 50 tasını Resulullah s.a.v. Rumatke kupuydu. Arkanı hımaya kıtırıyorlar dedi. Biz yeğilsegem, yeğilsegem, kırılıp kessegem, ölce alıp yüksegem onun ileden çubiler menden ta büyürük yeme güçe dedi. 50 de kemancı Resulullah da yapıp gelip edip cevap verip takva kılıp turuşken dedi. Halid ibn Velid arkada atlı koşunlu başlığıydı. 3 metre hareket kıldı Müslüman arkasından ötü vuruşlukken. Lekin ana şu 50'te kemançı takva akıllı peygamberde yapıp da hodde durken de 22 minütte buradalar. 7 metre bari adam tarışken iken Uhud gazat günü Müslümanlar. Tasar kuleliydi. 22 minütte 23 minütte kalmazsan her 2 minütte bari adam bitti de adam tarışı orken iken. 7 metre bari adam yıkılgeniden müşriler sarasıma geçip kaçıp kaladı. Yarım saatte kalmazsan ceng tükadı buradalar. Nima ki Müslümanlarga Allah bunu yengil galabani berdi. Çünkü takva akıllı şudu. Rızk topişliği diyem yolu şu. Takva akıllılar rızk ilerge bereke veremem diyordu. Rızk da Allah'a da huzurdan isteyeler ibadet kılıçla gibilen diyordu. Ha indi 22 minut bari yarım saatte ana şu ceng tügedi. Müslümanlar müşürlerdi kuparak getip kaldı. 50'te kemançını eslilere etti. Ölceden kolay yap biz dedi. Dünya boya, dünyaya boya muhabbet öde bir avcap gitti. Yürüyler, önceden okul eleydi o da, bazı bir sahabalar çıkıyor, ey Resulullah ne mi degen, menden büyürük yeme göçe cilmeyeler, kırılıp kesegen, yütsegen degen dese, tabil kılıçtı. Bana bu sakereyi o. O, mende bugün de bu sakereyi, hazır bol o sakereyi demek değişken eken. Resulullah, uruş bol ekken de çümeyeler dedi, uruş tügeldi. Yürüyler de öttü, takvadan şu da Allah'ta olan nek galabasını mağlubiyet gelendirip koydu mu? Hariler, takvada turudu galaba nek bu oldu. Bir pasta bu oldu. Takvadan şu da Allah'ta olan şu da galabasını mağlubiyet gelendirip koydu. Cezaladı Allah'ta olan bandalarını. Müslümanlar yengildi, müşriler yengdi, 70'te sahaba şahit buldu. Uladı cüssalarını musla kılıçtı. Hamzat ibn Abdülmuttalip'i cigarın çaynadı, hibbit udba alıp. Kaçıştı müşriler. Hamara orasat yetken de, tohta dedi müşriler. Muhammed öldürmedi dedi. Ölcamadı dedi. Medine'ni fethetmedi. Kişine sakamadı gibi sahada dedi. Yürüyler dedi. Istikada basanız dedi. Müslümanlar hem cismani hem ruhani bir mağlubiyetki uçurup yaradar böyle Medine'de turgan payda Allah tomonidan buyruq geldi. Müşriklerin arkasından kuvvetler koşun bilen dedi. Mağlubiyette turgan sahabalar takva kılıp kıyım bu seyen peygamberde yapıp ki hop deyip çıktı. Müşriklerin arkasından koşun bilen çıkıştı. Hatta şu derecede boyanırken ki bazı sahabalar bir cismana bir zayıflaşıp yarador bo'lganligidan tuyaga shotiga o'tkizib ko'tarib chiqarish bo'lgan ekan. Lekin shunday qiyin ahvolda taqvo qilishuvdi. Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv soldida, ular qochib ketishdi. Aylanib kelib oqibatda mag'lubiyat g'alabaga aylandi. G'alaba bo'ldi taqvo bo'lganda. Taqvo yo'q bo'ldi mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyatda olib musulmonlar taqvo qiluvdi, Alloh taolo g'alaba aylantirib qo'ydi. Yana qanaqa misol kerak? Doğru da, kartlarımızdan kutulguça, işlerimiz bu cahide kevabıca, keçerisinde nafı namaz okuyunuz. Ken işler yakşı olup ketkenle kendime diyemiz, bu oldu. Şimdi, şunu da ketada hamasa. Takva okuyan bandaya Allah da Allah mahracı bir dedik. Ve men yattakillahi yaş Allah'u mahraca. Damaşk'ta, şu misk degen köçü var eken, Allah'a hala. Tarih borakam şu misk deb nomlanishligini. Mana xushbo'y bo'lgan narsani misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlarda davrida bir attor yigit bo'ladi. Yoki ana shu hali arshim alalandirdi-ku, ko'tarib yurib material sotib yuradiganlarda. Ana shu
matosini ko'tarib uyimni savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib, eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yugurmasa bozorga. Ana shunday savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshik tagiga chaqirganligiga qulog'iga tushadi va boradi. Borganda ichkariga kiring. Ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikda shunday bekitadi-da erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan dedi zino qilasan dedi. Majbur. Nima qilayin iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, meni uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonni bu yo'lda? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yu'allimukumulloh. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Har qanaqa muammodan chiqib ketish yo'lini o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi, hozir har qanaqasiga bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Men sen bilan zino qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. Hojatxonaga kirdi, ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligina babboy hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushki ambarda hidini taqatib turar edi. Birodarlar, bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasa siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan. Lekin taqvo qulida Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaylik, bu bo'lgan ishlar birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustor degan qal'ani qamal qilishadi. Juda bir mustahkam qal'a bo'ladi, 6 oy qamal qilib olisha olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi. Shu derazalarni ochinglar, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochib qo'yar ekan, yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi, olisha olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuziga niqob to'sgan. Men dedi, qal'ani qana qilib ochishni yo'lini bilaman dedi. Men aytgan ishni qilinglar dedi. Qilishadi. Nima deyshad, nima deydi? Ana shu qasrning ichiga tosh otadigan palahmoniga o'tkizishadi-da, qilish bilishini o'zini olib turib otishadi. Tunda uchib qal'ani ichiga tushadi. Devol balat, chiqishni yo'li yo'q, kunduzi qamal qilyapti 6 oydan beri natija bo'lmayapti. Ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi, lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otishib o'rgandan keyin Alloh akbar deb qalam eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kesin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchun. Bir necha kun kemada hali niqob egasi. Kim? Hech kim bu kishining kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqob egasi kesin dedi. Amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosni chodiriga bir kishi kirdi, aytdiki: "Ey Amir al-Mu'minin dedi, men u kishining kimligini bilaman dedi. U kishini dedi, uchta sharti bor, shu ishini va shartini bajarsangiz, oldingizga kelar ekan dedi. Nima u? U kishining kimligini aytmaysiz ekan. Tarix kitoblarga yozdirmaysiz ekan.
Çünkü Allah ona ölçesi yemedi ki, şu üçte şartı koyardı, üçele şartı da tamamı ihlas. Buradalar, hakikaten tarih kitapları ki altın harfıyla yazıp koysa bu radyen işte kıldı. Lekin takva kıyanlık için mükafat tutma yaptı bendeseden. Allah için kıldı. Kabul kıldım da yani memme üç kişi dedi. Hazreti Ömer Sa'd ibn Vakkas'tan soruyordu ki halife. Ayt degen de ayt miyim ben deydi. Bitti Sa'd ibn Vakkas bu kişinin kimliğini buladı. Özü bilen gör yap gider o kişinin ismini. Hazreti Ömer dua kılarken. Hazreti Ömer buradırlar. Trilik'i de cennette biletini koluyor yiyorken. Peygamber o kişiden razı olup gitken. Şeytan ve keçeden kese Ömer kese tezgara kalp gitti. Hazreti Ömer dua kılarken parvardıkar. Kıyamet kayın olsa beni nikab egesini yanında tırıltırken de yiyorken. Kıyken işini yaşgörgenlikten. İhlas bu. Tamam ihlas bu. Şu kılıyken işi de Allah'a göre bugün takva bugün Allah kalanı işini al kişiye açı vergenken. Minler akeler. Minlegen adamlar bazarlarda yürüp biz. Rızkıdegen işi de fatih kılamızdır. Açame yap biz. Bitti takvadar basın. Calut koşunige Talut koşunu kildi. 314'te Yahudiler. Şamuel Aleyhisselam bilen Talut isimli paşalı otomandan ki. 314'te. Milyon tadan 8 bin tersi çıktı. Amerikalılar bilen vuruşken Yahudilerden. O 8 bin tadan Urdun deryasını kesip öteken de 314'te kaldı. 314'te anlaşı calıttı, koşunu ki ropara mı ropara keken de La taqaten aliyavmi bi calute ve cunudi. Bugün küçüğümüz yetmedi dişi vardı. Şunda içinde imanı var. Takvadar bandalardan bir 5-6 tası var diyken ki ey kızlar kaldıramasın. Kança kança az cemaalar, katta cemaalarda Allah'ın izniyle yengen. Galiba son bilen, kural bilen bu miydi? Takva bilen bu dedi durdu. Şunda calıt çıktılar ya adam, kafırladı kattası. Kim memnun ayak yemek alışadı? Hiç kim çıkmadı buradalar. Boyayam yok onu da. Kurallaslakasayam cahı dedi. Bu Banu İsrail çiçki neydi boyakamasını? Kurallaslakasayam yok o da. Ne için 1000 kilometre yürüyüp yanı da. Kim ben bilen çıkardı yanı da 16 yaşar yiğit çıkmadı mı buradalar? Men dedi. Takı vakı yanı için çıktı mı? Milyondan 8 bin de. 8 bin de 314'te. 314'te de 20 metri. 20 metri'den bitti takı vakı yalı adam varken 3'te taşta atı ulan tarı verdi Allah Ta'ala. Buradalar biz Puşka bunu atı açalım yapıyoruz o Rıslıken darvazanı. 24 saatler hücum kılı yapıyoruz, açalım yapıyoruz o eşiydi. Takva kılıyız da bitti adamı ne kadar hareket falan açıladı Allah'a birse. Takva buradalar. Hop, bu erkek kişiler. İbrahim Aleyhisselam ayalı Hacer'ni emziyle İsmail'i bilen Bekke degen vadiye yetelep geldi. Ha? Esleyle şu kısana. Yetelap geldi de, tur ilermedi dedi, şarkasını kılıp gitti. Şimdi Hacer ona etti ki, İbrahim bizi taşak yetersin şöyle dedi. İn demeketi yaptı. Bir tane balası, 85 kekirgenlik örgen bir tane balasını ölümge taşak yeti yaptı. Hazreti ki Mekke şehri bu mu gel? İki metre soradı, in demedi. Üçüncü metre, Allahu amarake bihada. Ya Allah buyurdu mu sizge bu işte dedi. Dedi İbrahim Aleyhisselam, ha dedi. İzen len yudayyana Allah dedi, ey oğlan. Allah büyürgen için kasek, onda bizi zayi kımıydı, şarkası yıkaydı. Yüreğindeki kuvvet tıkarayın. Erkekler gibi burada bulan yani derste ayetler. Allah da büyürü kımış öyle kasek dedi. Şu haram pulda amasam Allah beni razı buladı mı? Valla amadım deyken de. Biz o, bizi şölge bak taşa varmak biz kim buradalar? Fakat sağdada ne kımadı yaptı, yolgun yapılmadı yaptı. Rızk hakkı da hem kımadı yaptı. Mükafat kanı kabı oldu. Mükafatta içi gördülere hem öyle buradalar. Zamzam degen suda. Mekke degen şahadı barı gördülere buradalar. Takva kuludu. Allah köşede koydu mu bu zayıfana? Zamzam suyunu çıkardı. Cürhum kabilesi geldi. Mekke degen şahar payda olmadı mı? Nemanın mükafatı bari burada. Takvadı mı? Abdullah ibn Huzafa Sahmi. Bana sahabalardan. Rum'ga Müslümanlar koşun tartıp borganda asir düşerdi. Asir düşerdi de ana şu Rum'da paşası bu Müslümanlarda dedi peygambara ki bugün muhabbetice kattık eken bir sınav görmeyiz mi? 5-6 tane ap geliyorlar dedi. Ap geliyorlar.
Abdullah ibn Huzofan olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdi-da, bitta taklif bor dedi. Asir tushgan musulmonga bitta predlojeniye bor deyapti. Xo'sh-xo'sh dedi Abdullah. Dinini qo'yasan dedi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman dedi. Desa yo'q dedi. Bo'lmasam bo'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga dedi. Bo'lmasam dedi, yana bitta taklif bor dedi. Oborishadi, devorga qo'yib, buyuruydi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin. Cho'chdinglar. Oborada qo'yishadi, otishadi, oyog'ini oldilarga, kalonlarga sayladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor dedi. Xo'sh-xo'sh dedi. Dinini qo'yasan dedi. Meni dinimga o'tasan dedi. Senga juda katta pul beraman dedi. Va qo'yib yuboraman dedi. Xolamaydi. Yana bitta taklif bor dedi. Vazirim bo'lasan dedi. Birodarlar, ushbu paytdagi Vizantiyskiy imperiya, mana Rim, Rum deganda Rimskiy imperiyani tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhissalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum, Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyani bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz qulagan faqat pulni emas, amalni ham beryapti desa, unamaydi. Onda öldürüp var mı sen dedi. Şunun için geldim dedi. Şunu da gözünü aldı da bir kança Müslüman da yapıp getirip kozanda kaynattığı yok. Şunu da taşaşı var tırıyla geçe. Kavcırat suyaki terisinden göçüden acırap giderdi. Abdullah da yapıp gelip taşaşı mahçup o gende yığla var adı Abdullah. Paşa getirişedi. Yığla vardı dedi. Sındı dedi. Yapıp gelirlerçi dedi. Yapıp gelirlerdi. Nima bo'ldi? Talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q dedi. Hali ham o'sha gapimga qo'rqmadim dedi. Nima qurib ketgan? Nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytaymi dedi. Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjilab go'shi suvaylanchilab ketdi. Hozir meni ham tashlashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Allohning roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonni mingtamas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida. Bitta jonimni beraman Allohning roziligiga deb jonimni bittaga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Poshsho qoil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deydi. Senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asir tushgan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qayta olaman. Abdulla aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik nasroniyni peshanasini o'p qo'ysam, hech narsa bo'lmasa kerak deb, peshanasini o'pdi. Poshsho ana shu asrlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohning peshanasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsatib yuborar ekan. Shu kuni o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan, dinida sobit turdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasa ekan. Alloh taolo düşmanlardan makr hilasidan omonda saqlaydi dedik. Hajjoj ibn Yusuf mana qohir xalifalardan bo'lgan. Juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohatta bir ziynatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moxtaylar buni" deydi hammalar deydi. Shu yerdan keyin bari Hajjojdan qo'rqqanlar saroyni moxtab ketishadi. Binosini qarang, ustini qarang. Kalbiga qarang, peshqarasi qilib juda moxta edi. Shunda Hasan Basri shunday turadi-da, sizlarga voy bo'lsin deydi. Firavn bundan ham kattaroq qurgandi deydi. Firavn bundan ham mustahkamroq qurgandi. Juda yomonlaydi shu qolgan ishdi. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda, senlar deydi, bitta Hasan gapirsa gapini qaytarisha olmadingmi? Shuncha bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman hamenga deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basriga kelganda Allohga tavakkul qildi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkulaga kelyapti. Mushkuldan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan Hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytarib birodarlar. Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan maxluq emas, Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib kelgunga qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Nima qilaylikki biz taqvo qilib,
hayotimizni ko'rmayapmiz shuning natijasini. O'shuning uchun quruq gap o'xshayapti nazarimizda. Zamonimizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki, ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qomashgan dini uchun azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib yuborgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid Kishkida tolashga deb mo'jallangan it tegmaydi u kishiga. U kishi namoz o'qigan yonboshga o'tib turadi. Abdulhamid Kishki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid Kishkini oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan keyingda, keyin mana shu ishdan pushaymon bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid Kishk bog'liq qilsa, siydigini yalab kunni o'tkazgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodarlar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shunday bir kalomatni ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20-chi asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yoqdacha uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar birodarlar. Har qanday mushkuladan Alloh ish chiqargan. It olib chiqib ketayotgan, olib chiqib ketishga kirganda it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu sizlarning itinglar" dedi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi. "Ey Allohning mahluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'lagan rivoyat qilishadi birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimaning belgisi? Taqvo qilinglar deydi Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'q shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu pul nelichidi birodarlar. Haliga yog'och usta randani stanogiga yog'ochni haydayotganda to'pon tushadi taydan. Toponiga qiziqib randaladimi yoki romi tekis bo'lishi randaladimi? Topon uchun randalayotgan duradgor ahmoq bo'ladi. U xolasa xolamasa topon unga qoladi, tushadi. Hozir topon chiqyapti deb turib. Biz Allohni rozi qilish uchun taqvo qilaylik-da. Bu rizq melich birodarlar. Mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganmiz problema qilib. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan keladigan narsa. Hali balasabni deysiz, pedallar aylanadi-yu. Dastlab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib balasabdan tumshug'ini deb olga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qarasin, bu aylanaveradi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman, deyapti Alloh azza va jalla. Inna akramakum indallohi yatqoqum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarda eng hurmatli balatinglar Allohdan ko'p taqvo qilganinglar dedi. Mana birodarlar. Bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'liq yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ularda. Nima demadinglar? Qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha bir boyvachalar kelib ketgan. Ularda atana bola chaqasi ham islamiydi kerak bo'lsa. Lekin taqvo qilganlarda Alloh taolo mana shuni o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobiinlar, olimlar gapni indallosa akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yurishadi deyapmiz. Gapdim deb poskallasa. Ha, nima taqvo qilsam ishlarim yurishar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajamas ekan, tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidukum quvvatan ala quvvatikum va la tatavallaw mudbirin. Mana Xudo alayhissalom aytadi, "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" dedi. "Quvvatinglarga quvvat qo'shadi" dedi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi. Abetda ikkita tuxumimiz. Kuchliroq atimiz. Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeyinglar birodarlar. Yong'oq yeyinglar ikkita ovqatdan keyin. Xilma-xil taomlar yeyaylik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzilib qolmaylik. Taqvo qilaylik-da birodarlar. Saharlik qilmasangiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qorinda? Biz ovqatga suyanmaylik qonimizni tikka turishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsamizni hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyat bilan tugatamiz. Agar ular dedi Alloh taolo,
Tavrat ve İncil'ini kayyum kılışkenede dedi bana şu Banu İsrail. Ayağlarının aslından berekekelerdi. Üstlerden berekekelerdi. Lekin inkar kılıştı. Şu kıyken işler tüfeli buzlarda azabladı dedi. Allah da Allah birge buladı takvadar bandası bilen. Nahl suresi. Allah da Allah muhabbeti buladı bandasıge, takvadarlı bandasıge. Tavba suresi. Allah da Allah dost buladı bandasıge, takvalisige. Casiye suresi, Anfal suresi. İşlerini yengil kıladı Allah takvali bandasını. Talak suresi. Günahlarını kefaret kıladı. Talak suresi. Havfı katadan Allah amanda saklaydı. Araf suresi. Yakşı amellerini fakat takvadardan kabul kıladı. Maide suresi. Osmanlı yerden barakanı yoktiradı. Araf suresi. Düşmanlarda makir hilalan özünü arı kıladı. Ali İmran suresi. İlim beredi. Bakara suresi. Necat beredi Allah da Allah. Meryem suresi. Cennetli beredi Allah da Allah. Neba suresi. Ve hayırlı akıbatı beredi Allah da Allah. Taha suresi. Her bittesi gibi burada da Kur'an'dan ayet var. Hüccatı en güçlü gibi bu. Gap kıskası takvadar bo'laylik. İki dünyamız avat buluşun hal ediyen bu sek. Ondan başka yol yok burada. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli abunatçılar, aziz dostlar. Mene inşallah Zamzam Kitobxona dükkanında juda ham acayip bo'lgan naburlarımız tahlandı. Mene görüşüyle mümkün. Kabatullah içide şunaqangi Kur'an kitobları hamda hammasini mana tagida joy namozlar bo'ladi. Jannatim onam hamda davlatim otam nomli va mana ko'rib turganingizdek mushkambarlari, Zamzam suvlari, namoz kitoblari, qiyomat va oxirat kitoblari mana juda ham zo'r mukammal nabollar tahlab etish xizmatlarimiz bor. Inshaalloh mana uchkali Kur'an kitoblarimiz ham bir qator arzu qilib o'tamiz. Uchkali Kur'an kitoblarimiz shunaqa mana Dubai Expert deb qo'shadi. Shunaqa gold sweta berilgan. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, xuddi shunaqa holatda buyurtma bersangizlar, inshaalloh naburga qo'shib chiroyli holatda tabriklab, uyingizgacha borib dastavkasini qilib beramiz. Murojaat uchun ushbu nomer larimizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Inshaalloh dastavka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Salomat bo'lasizlar.